Şimdi şöyle bir cihazımız var. Bu cihazımız QR kod ve barkod okumalı bir cihaz. Aynı zamanda temassız ödeme yapabiliyor. Kredi kartını takabiliyorsunuz. Üstten veya alttan kredi kartını geçirebilirsiniz. Şimdi uygulamamızı gösterelim. Prometrik uygulamasında şifremizi yazıyoruz. Sonra gelip satış ekranında da ürünümüzü okutuyoruz. Örneğin birinci ürün geldi, ikinci ürün geldi. Gayet başarılı üçüncü ürün geldi. Üç ürünümüz de geldi. Hesabımıza bakalım. Toplam hesabımızı da görüyoruz. İstersek bunu cari veya nakit satabiliriz veya kredi kartıyla satabiliriz. Bunun 50 TL'si nakit, geri kalanı da kredi kartı dedim ve hangi kredi kartı olduğunu seçtim. Uygulamam bitti. Şimdi bunu yazdırmak istiyorum. Sadece yapmam gereken yazdır tuşuna basmak. Bastığımda yazıcıdan da fişim çıkmış olacak. Şimdi ikinci bir uygulaması da hızlı satışı göstermek istiyorum. Hızlı satışa geldim. Buradan isterseniz önceden de okutabilirsiniz ürünleri. Okutuyorum. Ürünü okutabilirsiniz. İkinci ürün, üçüncü ürün. Buraya girdiğinizde zaten bu ürünleri okuttuğunuzu görebiliyorsunuz. Ama bunun yanında diyebilirsiniz ki hayır ben hızlı satıştan da istediğim ürün grubuna basıp satmak istiyorum. Burada ürünün miktarını değiştirmek istiyorum. Değiştirebilirsiniz. İstediğiniz ürünleri seçip miktarlarını da değiştirebilirsiniz. Bu miktarları isterseniz teraziden de çekebilirsiniz. İşlem bitti. Şimdi bitiriyorum. Daha sonra bunu yazdırmak istiyor. Önce nakit dedim, geçirdim. Şimdi yazdırmak istiyorum. Bu işlem için yazdırma ekranına gelip yazdır dediğimde de yazıcıdan fişim çıkmış olacak.